Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz. Yine size böyle harika iki tane lezzetim var. Önce Ramazan demek ne demekti? Paylaşmak demekti, bolluk bereket demekti. Yine az ürünle ama böyle mükemmel bolluk bereket içinde iki tane yemek çıkaracağım. Gördüğünüz gibi burada İmam Bayıldı var. İmam Bayıldı'nın malzemelerine geçelim. Şöyle patlıcanlarım var, 4 adet. Ya biraz daha küçük olabilir ama ben böyle biraz daha bolluk bereket olsun diye büyük seçtim. 3 adet soğanım var. Soğanları yine böyle terlete terlete yapacağım. Ondan sonra domatesim var. Onları yine keseceğim. Salça kullanmayacağım. Domates kullanacağım. Böyle ufak ufak aroma verecek. Maydanozum var. En son doğranacak biberim var yine. Sarımsak, zeytinyağı. Böyle çok ufak tarçın koyacağım. Yine bir yorum katacağım. Hafif Osmanlı yorumu olacak. Biraz da tuz koyacağım. Bu şekilde yemeye başlayacağım. Biraz şundan bahsetmem lazım bence. İmam Bayıldı biliyorsunuz Osmanlı yemeği ama aslında bir Türk şefin, Türk aşçının ürünü değil. Zamanında Osmanlı çok büyük bir devlet olduğu için bütün dünyadaki ünlü şefler, iyi aşçılar falan hepsi Osmanlı'ya gelirmiş. Yine bu da böyle padişahların Osmanlı'ya getirdiği Fransız bir şef tarafından bulunuyor İmam Bayıldı. Ve muhteşem bir ürün ortaya çıkıyor. Hadi bakalım ürüne başlayalım. Şimdi önce soğanlarla başlayacağım. Ben patlıcanları bir arkaya alayım. Soğanlarla başlayayım. Bu benim çöpüm olsun. Hafif aslında bir ocağımın da altını açabilirim. Çok en kısa getireceğim. Çünkü çok fazla soğanların yanmasını istemiyorum. Yine terliğe terliğe pişecek. Birazcık da zeytinyağı koydum. Şöyle soyalım soğanları. Yine harika bir Osmanlı lezzetindeyiz. O zaman şöyle başlayalım dediğim gibi işte. Bu soğan terletme olayını yine bir açıklayayım. Hafif böyle karamelize etmek, şekerini ortaya çıkarmak, lezzetini yükseltmek amacı bu. O yüzden biz buna terletme diyoruz. Çünkü yavaş yavaş hani böyle terliğe terliğe ufak ufak oluyor. Şöyle soğanları yine fare dişi, burun ağzı artık nasıl derseniz. Ona yakın belki birazcık daha büyük doğrayacağım. Aradan kaçan parçaları siz de elinizle tekrar düzeltip bıçakla kesebilirsiniz. Ufak ufak atmaya başlayayım ki bir yandan terlemeye başlasın soğanlar. Böyle minik minik doğrarsanız daha iyi olacak. Dediğim gibi hani çok lezzetli bir ürün. Aslında bakıyorsunuz hani biz alışırız etli yemeklere. Bunda hiçbir et ürünü yok. Yani yoğurt yok, krema yok, bir şey yok yani. Hani kıyma yok, hiçbir şey yok içinde. Ama bir tane patlıcanla harikalar yaratıyorsunuz. Yani çok fazla et tüketmeyen, et sevmeyen insanlar da bunu yiyebilir. Hani o gün böyle rahatsızsınızdır, sebze yemeği yemek istiyorsunuz. O gün de bunu yiyebilirsiniz. Bunun yanında pilav da gidebilir. Aslında düşündüm ama biraz daha böyle ben yoğurt sevdiğim için cacık tercih ettim. O da kuru bir cacık olacak. Onu da birazdan malzemelerini ve listesini yayınlayacağım, size göstereceğim. Soğanların bazıların, şimdi soğuk olunca soğanların içi böyle kabuk tutuyor. Yine bunda bazıları öyle olmuş. Onları böyle temizleyebilirsiniz içini. Şöyle şuradan alıp hop. Soğan çok muhteşem bir ürün. Yani her şeye giriyor, bütün yemeklere, bütün dünya mutfağına. Özellikle bizim Türk mutfağında çok aktif bir ürün. Ya açıkçası hani şey ya, soğan böyle kavurup ekmekle bile yersiniz yani. Soğan inanılmaz bir şey. Hatta soğanlama diye bir Osmanlı yemeği var. Ben onu da size gösteririm bir gün. O da çok lezzetli oluyor. Şöyle bol bol koyalım. Gördüğünüz gibi bu üründe de bol bol soğan var. Ve yani kattığı lezzet çok çok üst düzeyde. Soğan olmasa belki de bu patlıcan yemeği olmazdı yani. Böyle 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 hepsini doğradık. Bol soğan, bol zeytinyağı. Özellikle Egeliler. Yani her şeye böyle bir zeytinyağı koyarız. Her şeye bol soğan koyarız. Bütün yaptığımız taze fasulye olsun, işte ne bileyim ıspanak olsun, her şeye bol bol soğan, bol bol zeytinyağı koyarız ve inanılmaz lezzetli olur.
Ve böyle devam ediyorum. Şöyle bıçağımda kalanları da temizledim. Evet, sizde nasıl gidiyor Ramazanlar? Ramazan oruç nasıl gidiyor? Bunları da bilmek isterdim aslında. Böyle bir yazabilirsiniz videonun altına falan. Şöyle sonuncu soğanıma geçtim. Onu da doğrayayım. Ondan sonra şimdi soğanları biraz renk aldıracağım, terleteceğim. Karamelize olacak. Ramazan geldiğinden beri bütün yemekleri böyle daha şevkle yapıyorum. Daha keyifli yapıyorum. Çünkü şey yani onun manevi hazzı hakikaten muhteşem. Çok böyle keyif veriyor bu yemekleri yapmak. Hep beraber evde sofra kurmak falan çok zevkli. Umarım siz de benim ürünlerimden faydalanıp böyle yapıyorsunuzdur. Hoşunuza gitmiştir. Genelde sevilen yemekleri yapıyorum. Yani kendi sevdiğim ama sizin de seveceğinizi düşündüğüm yemekleri yapıyorum. Şöyle atayım. Bayağı gördüğünüz gibi böyle bol bol soğan oldu. Hani tam anlamıyla bol soğan hakkını verdim. Son yarımı da ilave edeyim. Tamamdır. Soğanla işimiz bitti. Soğanları terlemeye bırakabiliriz. Şimdi soğanları ben böyle pişiriyorum. Normalde buna salça da kullanılır ama ben dediğim gibi salça kullanmak istemiyorum. Onun yerine 4 tane büyük domates kullanacağım. O domatesler daha çok lezzet veriyor. Hele mevsiminde domates koyarsanız daha da lezzet veriyor. Şimdi İmam Bayıldır'ın ben şeyini çok seviyorum. Bu ürünü hem sıcak, hem soğuk, hem ana yemek, hem de ara soğuk. Yani bu sofraya gelen zeytinyağlı gibi kullanabilirsiniz. İki türlü de kullanılır. Ben sıcak seviyorum ama siz bunu dolapta bekletip, patlıcan bekleyince de gayet güzel olur. Kullanabilirsiniz soğuk olarak, zeytinyağlı olarak. Burası şöyle. Şu tezgahımı temizleyeyim. Tezgahımı temizledim, patlıcanlarımı alıyorum. Şimdi patlıcanları nasıl yapacağım? Yani bu kafasını koparacağım çünkü biz genelde tavakta böyle yenilmeyen ürün çok fazla sevmeyiz. Hatta hiç sevmeyiz, çok fazla sevmeyiz değil, hiç sevmeyiz. Onları böyle şuradan tıraşlayacağım. Yenmeyecek ürününü ayıklayacağım. Yenmeyecek kısmını daha doğrusu şöyle koyacağım. Ve şöyle ufak bir, hatta ufak değil, orta derinlikte bir yarık açacağım. Şimdi İmam Bayıldı, ben görüyorum kızartarak yaptığını söyleyenler var. Okey yapılır, lezzetli de olur ama orijinal İmam Bayıldı sadece terleterek yapılır. Bir tane tencerenin içinde yavaş yavaş pişer. Kızartması olmaz. Yani hani adı o olmaz, adı başka bir şey olur yani İmam Bayıldı olmaz. Tabii ki yapılır, güzel de olur yani. Sonuçta patlıcan koyuyorsunuz, soğan koyuyorsunuz, lezzetli olur, kızartıyorsunuz. Yine aynı işleme devam ediyorum bu şekilde. Şöyle orta derinlikte bir yarık. Buna da öyle. Şimdi bunların içine şöyle birazcık tuz atacağım. Çünkü içine çekmiyor daha sonra. Şöyle aynen. Yarıkların içine hafif hafif tuz atın şöyle. Yine buna da aynı şekilde. Soğanıma bakıyorum. Gayet güzel terliyor. Şimdi soğan terlerken ben içine patlıcanlarımı diziyorum tencerenin. Şöyle. Gördüğünüz gibi ne su kullandım, ne salça kullandım, ne kızartma kullandım. Böyle böyle pişecek. Şimdi sıra geldi biberlere. Biber normal köy biberi de kullanabilirsiniz. Ben böyle birazcık daha acımsı olsun diye sivri biber tercih ettim. Bunları da güzelce ayıklayalım. Şu çekirdeklerini çıkartalım. Şimdi uzun süre pişecek, terliğe terliğe pişecek. O yüzden biberleri biraz daha büyük tercih edeceğim. Ufak tercih etmeyeceğim. Şöyle alayım. Yine aynı şekilde bunu da çıkartabiliriz böyle. Şöyle. Tam istediğim gibi oldu. Yani şöyle yapsanız olur bence. Şu falan iyidir. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şurası da şöyle. Bu geri kalan kısmını da böyle yapıp
Şöyle yapsak tamamdır. Biberlerin üstüne atıyorum. Şimdi domateslere geldik. Bunlar tarlaya dursun. Biz de domatesleri ayarlayalım. Yani salça yerine domates kullanacağım. Aslında domates pişe pişe bir nevi salça gibi olacak. Lezzeti öyle olacak yani. Tabii ki salça gibi olmaz ama olduğu kadar attık. Ya bu büyüklükte doğrasanız olur çünkü içinde pişecek, eriyecek, gidecek. Böyle uygundur. Aynen. Şöyle gösterdiğim gibi. Şöyle pişirelim. Atayım içine. Yine aynı şekilde diğer domatesleri de böyle devam ediyorum. Sonra sarımsakları içine ezip atacağım. Ondan sonra üstünü kapatacağım, terlemeye bırakacağım. Yavaş yavaş, yani kısık ateşte olacak terleme. Yüksek ateşte olursa pişme oluyor. Hatta bunu ben duyduğum kadarıyla birkaç üründe de var. Mum ışığında yapanlar varmış. Özellikle soğanlı domatesi mum ışığında yaparlarmış Osmanlı'da. Çok enteresan ve o iyicene lezzetlenirmiş böyle. Tabii ki o zaman kullanılan ürünler de daha kaliteli, daha lezzetli, hatta daha organik. Yine aynı şekilde doğruyorum. Tarçını ne zaman atacağım? Tarçını da birazdan atabilirim. Tarçın çok fazla yanmaz. Ondan sonra yine de lezzet katacak. Bunların da hafif şekerli tadını tamamlayacak. Tarçın biliyorsunuz şekeri falan da dengeliyor. Çok yararlı bir ürün. Şöyle yaptım. Domatesi yine düşürdüm. Şöyle alayım. Bir parça daha tuz atıyorum. Tamamdır. Üstünü kapatayım. Yavaş yavaş bu pişsin. Kısık ateşte. Üstünü kapattım ama hafif böyle duman çıksın diye aralık bıraktım. Çünkü çok böyle sıvılaşsın, su olsun istemiyorum içi. Yavaş yavaş pişsin, karamelize olsun istiyorum. Evet, şimdi geçelim kuru cacığa. Sarımsağı atmadım. Birazdan atacağım. Biraz daha bu iyice özdeşleşsin içindekiler. Öyle ekleyeceğim sarımsağı. Kuru cacık için önce salatalıklarımı alıyorum. Şöyle rendem vardı benim. Biraz böyle büyük bir rende tercih ettim. Daha böyle hani görünür olsun istedim. Hani kuru cacık ama hafif de böyle salata gibi gözüksün istedim. O yüzden bunu kullanacağım. Şöyle rendeleyeceğim. Kuru cacığın malzemelerini bu sırada anlatabilirim. İşte 3 adet salatalık, aşağı yukarı bir 3 dal dereotu, 3 dal taze nane, kuru fesleğen kullandım. Bu bir de değişik bir yorum olsun istedim. Hafif böyle bir değişik aroma katsın istedim. Ondan sonra bir de içine koyacağım kese yoğurdu, süzme yoğurtla da ürünü tamamlayacağım. Bir parça zeytinyağıyla tuzla koyacağım. Şöyle rendeleyerek şey yapabilirsiniz. Bunları böyle koyayım. Şunları şöyle aldım. Salatalıkları yapıyoruz. Salatalıkları rendeliyoruz. Yani bakın dediğim şey şuydu, hani daha büyük, iri böyle. Hafif böyle salata gibi de oluyor aynı zamanda. Yani nasıl diyeyim, hacimli oluyor. Hacimli olduğu için salata gibi gözüküyor. Kendini belli ediyor da diyebiliriz. Şöyle yaptım. Hafif kabuğu olan kısımları şöyle kenara alıyorum. Son olarak bunu da yapayım. Ondan sonra taze baharatlarım var dediğim gibi. Dereotuyla taze nane. Onların içine böyle çop edeceğim. Yine çop etmeyi söylemiştim. Yani rastgele geliş güzel doğramak. Ve iyice ufaklaştırmak diyebiliriz. Bu şekilde rendeledim. Bununla işim bitti. Rendeyi kaldırabilirim. Gördüğünüz gibi böyle hafif iri taneli bir salta şeyimiz oldu. Salatalığımız oldu. Şöyle. Bunu aldım. Salatalık özellikle detokslarda falan çok kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla hani idrar söktürücü özelliği de var. Bayağı C vitamini de yüksek. Çok yararlı bir ürün. Onu da şöyle kaldırayım.
Genelde böyle yararlı ürünler tanıtmaya çalışıyorum. Onları kullanmaya çalışıyorum. Çok da tüketmesem de tüketemesem de genelde bunları tanıtıyorum. İnsanlar da en azından yararım olsun diye. Ya da teşvik edin diye, öyle diyeyim. Bunlar da böyle rastgele şey yapıyorum. Nasıl da çöp edeceğim için çok önemli değil. Uzun uzun kesmeyeceğim. Şöyle alayım. Dereotların hepsini sapıyla koyabiliriz. Dereotun sapı güzeldir. Nanenin sapı şeydir. Serttir, karttır yani. Güzel olmaz. Bunları da şöyle toplayıp keselim. Şu bıçağı kullanacağım yine. Böyle rastgele çop ediyoruz. Ufak ufak hale geliyor. Şöyle. Ya şey de yapabilirsiniz. Hani bu kuru cacık ya. Salatalı böyle rendeledikten sonra süzebilirsiniz. Onun suyunu ayrıyeten içebilirsiniz. Çok iyi bir detoks ürünü olur. Ben ama böyle kullanacağım. Birazcık sulu olacak. Kurcacık da olsa çok çok hafif sulu olacak. Yani çok sulanmaz. Bu da tamamdır. Şöyle alayım. İçine direkt koyuyorum hatta. Taze fesleğeni de koyalım. Tuzunu koymayacağım çünkü burada bakın patlıcan, of nefis oldu, imam bayıldı. Yani gerçekten kokusu falan muhteşem. Ama tuzunu koymayacağım o yüzden kuru cacığın. İmam bayıldığını pişmesini bekleyeceğim. En son servis ederken koyacağım yoğurdunu ve tuzunu. Sarımsaklarım kalmıştı, onları şimdi atacağım. Sarımsak yani genelde biliyorsunuz şeydir, kabuğunu soymak işkencedir. Kimse sevmez, ben de sevmiyorum. Şöyle üstüne bastırarak kabuğunu çıkartıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle. Şöyle hafif kafasını kesersiniz tabii. Şöyle bastırıp kullandığınız zaman çok hızlı ve yani normalde biliyorsunuz çok zor bunu soymak. Uğraştırıyor yani, zorluğu orada. Böyle hızlıca kullanırsınız. Kolaylaşır işiniz. Yemeğe odaklanırsınız. Yani 4 tane sarımsak benim için yeterlidir. Bir tane de cacığa doğrayacağım. Hepsini bir arada doğrayıp ilave edeceğim. Daha iyi olacak böyle. Şöyle koysam olur. Aynen. Ben çok fazla sıkma aletiyle sevmiyorum. Bıçak değsin istiyorum. O yüzden bıçakla yapıyorum genelde böyle. Her şeyi bıçakla yani. Her şeyi bıçakla yapıyoruz. Neredeyse şey bile bıçakla karıştıracağız. Tencereyi bile. Yine çöp ediyoruz aynı şekilde. Şu bıçağın ucundan tutarsanız daha iyi olacak, daha kolay olacaktır. Biraz daha küçültelim mi şey için? Çünkü cacıkta çok ağza gelsin istemeyiz. Hatta siz cacığa belki sıkarak da yapabilirsiniz ya. İçine sıkarak koyarsınız bu bir tane sarımsağı. Ben ama böyle tercih ettim. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. İyice de ezip daha da parçalayabiliriz. Fazla olmamak kaydıyla yaklaşık bir tane diş sarımsağı buna koyuyorum. Geri kalan hepsini İmam Bayıldı'ya koyacağım. Kapağını açayım. Böyle koyalım. Bütün sarımsakları atayım. Kapağını kapatayım. Benim şimdi aşağı yukarı bir yarım saate ihtiyacım var. Yarım saatten sonra ürünüm pişecek, İmam Bayıldı pişecek ve ikisini birden servise hazırlayacağım. O zaman görüşürüz. Evet, patlıcanım olmak üzere. Şöyle bir açayım, göstereyim. Muhteşem o tarçının kokusu, patlıcanın kokusu, domatesin, biberin. Harika oldu. Ya üstü kapalı pişirmiştim çünkü yavaş yavaş pişsin diye, iyice içine çeksin diye. Şimdi birazcık sulandığı için şöyle açacağım, suyunu çekecek. O arada ben maydanoz hazırlamıştım. Maydanozları doğrayacağım, içine atacağım. Sonra cacığıma geçeceğim. Maydanozları yine çop edeceğiz. Şöyle yapsak olur. Şöyle tık 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 tık. Ben yarım saat demiştim ama benim patlıcanlarım biraz büyüktü. 45 dakika falan sürdü. Siz de
patlıcanınızın büyüklüğüne göre zamanı ayarlayabilirsiniz. Yani dediğim gibi ürüne göre her şey. Seçtiğiniz ürüne göre, yapacağınız yemeğe göre değişebiliyor. Benim de öyle bir sürecim oldu. Şimdi maydanozları kıydım. Şöyle chop ettim. Birazcık iri bıraktım. Böyle hoşuma gidiyor. Şöyle içine atayım. Çok hafif karıştıracağım. Çünkü pişen patlıcanların zarar görmesini pek istemiyorum. Çok hafif şöyle. Şey yapacağım. Maydanozlar da pişsin bir yandan. Hafif o pişmiş maydanoz tadını ben severim. Çok da güzel lezzet verir. Tamam. Bu hazır. Bunu böyle bekletiyoruz. Şimdi sıra geldi cacığımızı yapmaya. Cacığa dediğim gibi tuz koymamıştım çünkü servis sırasında koyacaktım. Yine şey de öyle, yoğurt da öyle. Çünkü sulanır, şey olur. Önce bir parça zeytinyağı koyuyorum. Yeterli olacaktır bu kadar. Şöyle bir çimdik tuz. Belki birazcık daha tuz. Şimdi sıra geldi yoğurdu. Yoğurdu süzme yoğurt kullanıyorum çünkü bu kuru cacık olacak. Normal o klasik bildiğimiz sulu bir cacık olmayacak. Ondan sonra karıştırıyoruz böyle. Fesleğen, salatalık, sarımsak hepsi böyle değişik aromalar, kokular veriyor. Böyle ferahlatıyor resmen ya. Tam bir ferah ürün ortaya çıktı bunu yapınca. Ayrıca bence çok da iyi bir detoks ürünü. Yani detokslarda kullanabilirsiniz. Yoğurt gel çok uygun değil ama bu böyle çok güzel oldu. Ürünlerim pişti. İsterseniz şimdi geçelim sunuma. Evet, yemeklerimiz hazır. Bugün ne yaptım? Harika bir Osmanlı yemeği karşınızda. İmam bayıldı. Yavaş yavaş terleye terleye pişti ve muhteşem kokular ortaya çıktı. Yanında bir kuru cacık, çok güzel, sağlıklı ürünler. Kalori olarak da çok düşük. Hani Ramazan'da sizi üzmeyecek iki ürün. Bence bunları sofranızda denemelisiniz. Yarın tekrar sizi bekliyoruz. Ramazan'dayız. Hep beraber bu yemekleri yapalım, tadalım, yorumlarınızı yollayın. Görüşürüz yarın.